Merhaba GameShifter takipçileri, ben Burak Bek. Bu videoda sizlere The Witcher 2, The Witcher 2, Assassin's of Kings'i anlatacağım. Daha doğrusu tutorial bölümünü yapacağız, tutorial parçasını yapacağız bu oyunun. Beraber ve nasıl bir oyun olduğunu öğreneceğiz, göreceğiz. Emin olun, yani arkasındayım, mükemmel bir oyun. Hemen yeni bir oyuna başlıyoruz. Evet, tutorial'a başlıyoruz şu an. Oyunda kendimizi böyle bir yerde buluyoruz. Bol bol bize ne yapmamız gerektiğini anlatacak burada. Bu konuşan kahramanımız Geralt. Hemen tutorial'da verdiği şeylerin hepsine geçeceğim. Bir adamdan ya da yerden item almak için ona doğru bakıyoruz ve mouse'umuzu sol tuşuyla basıyoruz. İçindeki itemları görüyoruz ve take all diyoruz. Hemen yerden aldığımız itemleri giyeceğiz. Şu an az önce zaten bottan dolayı şikayet ediyordu Geralt. Botlarının bot dediğim kayık ayağındaki botların da ıslandığından bahsediyordu. O yüzden yerden yeni aldığımız botları çift tıklayarak giriyoruz. Bir de burada bir turnuva anonsu vardı. Bir turnuva varmış. Onunla ilgili bir kağıt. Aynı zamanda da healing iyileştirme iksiri yapmak için de bir formül kağıdı var burada. İlerliyoruz. Şu an sağ üstte neyi görüyorsunuz? Minimap'imizi görüyorsunuz. Minimap'in üstünde turuncu oklar var. Ora bizim quest'imizde gitmemiz gereken yer. Onu gösteriyor bize. Sesler bayağı ürkütücü. Devam ediyoruz. Okları takip ediyoruz. Aslında şu an... birileri öksürüyor falan. Ses duyduk değil mi? Evet. Bir NPC ile konuşmak için üzerine doğru gidip mouse'umuzun sol tuşuna basarak konuşmaya başlıyoruz. Şimdi size konuşmayı biraz çevireceğim. Tanımadığınız bir adam yaralanmış. Hatta direkt bu kısımda geçeyim. Hemen geçiyorum buraya. Şimdi asıl olaya geldik. Bu arkadaş turnuvaya gidiyormuş. Turnuvaya giderken cesetleşiyenler tarafından saldırıya uğramış ve yaralanmış. Onları öldürmüş fakat kendi çok yaralı. Karakterimiz de ona bir iksir yapmayı teklif etti. Ama yalnız şöyle bir şey var. Bir Witcher'ın, yani Witcher'ın yaptığı iksiri normal bir insan içerse ölme riski var. Bunu da şu içmeye de şu şekilde ikna etti. Zaten öleceksin iksir içmezsen vesaire diye. Neyse, şu an gidiyoruz. Şurada bir ünlem, haritada bir ünlem işareti var. Buraya kadar geldik. Şu an inceleme yazısında da bahsetmiştim. Madalyonumuzla işte etrafımızdaki nesneleri bulmayı. Z'ye bastığımız zaman madalyonu kullanıyor karakter. Ve aradığımız quest için aradığımız eşyaların etrafı turuncu bir ışıkla parlıyor. Mesela buradaki otlar gibi. Take all deyip hepsini alıyoruz. Daha sonra şuradaki mantarlar. Onları da aldık. Şurada bir şey daha olması lazım. Gözden kaçırdım galiba. Bir daha Z'ye basalım. Evet, şurada. Bunları da aldık. Bir şey kalmış mıydı? Kalmış. Hemen bunu da alıp. Evet. İlk questimiz böylece bitmiş oldu. Hemen iksir yapmaya başlayacağız. Yaralanmış şövalye için. Yanına geri geldik. İksir nasıl yapılıyor? Hemen kontrole basıyoruz CTRL'ye. Burada bu arayüzden bahsedeyim birazcık da. Bu gördüklerinize sign deniyor. Sign'lar, büyüler. Şu an tutorial'da daha ilerlediğimiz bölümlerde hepsinin açıklaması yapılacak. 5 tane sign var. Hiçbirinin ne işe yaradığını bilmiyoruz. Bizim işimiz zaten o değil. Meditation moduna geçip potion hazırlamaya geçeceğiz. Alchemy'ye basıyoruz buradan. Ve az önce bulduğumuz iyileştirme iksirinin formülünü hatırlarsınız. İlk yerde cesetten almıştık. Onun için topladık her şeyi. Enter'a da şurada Create'e tıklayıp potion'ımızı yapıyoruz. Sonra Escape'e basıp çıkacağız. Bir daha Escape. Hah, şu an potion'ı yaptık. Bir şövalyeye veriyoruz. Yine buradaki konuşmaları da isterseniz geçeyim. Çok önemli değil. Hemen. You're still alive. Thank you. We didn't have the Bolton of Ironford. Bu birbirimizi falan tanışıyoruz.
yapmadı. Get well, Bolton of Ironford. And farewell. You must take thanks, Bolton. I thank. Şu an bu kibar Bolton bize turnuva için davetiyesini verdi. Onun yerine biz katılacağız. Turnuva dedim zaten, tutorial olacak. Turnuvada buradaki güzel görkemli kalede yapılıyor. Bu arada dikkat ettiyseniz detaylar inanılmaz iyi. Çevrede, grafiklerde. Az sonra arenaya girdiğimizde savaşırken zaten ağzınız açık kalabilir hareketleri görüp. Neyse, buraya girmeye çalışacağız şimdi. Burayı da özetle anlatayım. Kapıdan içeri girmeyi talep ediyoruz. Fakat kapıdaki koruma bizi içeri almıyor. Hani inmesin cin misin kardeş diyor. İşte vampirsindir belki, gece gece seni niye içeri alayım falan diyor bize. Ondan sonra vampir değiliz falan filan diyoruz. O diyor ki hadi lan diyor. Sabaha kadar bekle diyor. Horozlar ötene kadar bekle. Bakalım vampir misin değil misin? Biz de sabaha kadar bekleyeceğiz burada. Yine meditation'a geliyoruz. Daha sonra meditate'e basıyoruz. Ve beklemek istediğimiz zamana kadar şartlı. Şu an midnight, yani gece yarısındayız. Biz sabaha kadar, şafağa kadar bekleyeceğiz. Hemen buradan dağına tıklayıp bekliyoruz. Ve horoz öttü. Şu an sabah oluyor. Tekrardan arenaya girmeyi deneyeceğiz. Bu sefer ikna olacak ve bizi içeri alacak. Buralar çok uzadı. Direkt oynanışa geçmek istiyorum esasen. Evet, şu an arenadayız. Arada SKB basıyorum hızlıca geçmek için ama. Evet. Şu an iki tane kılıcımız var sırtımızda. Biri çelikten, diğeri de gümüşten. Biz gümüş olanı çekeceğiz şimdi. Bire basıp çektik. Target selection diyor. Zayıf olanı target oluyor. Targetlamak için, yani hedeflemek için. Alta basıyoruz. Armored Knight'ı da hedefledik şimdi. Tamamdır. Şimdi savaşacağız. Mouse'un sol tuşuyla yaptığımız hafif ataklar oluyor. Sağ tuşuyla yaptıklarımız ise ağır ataklar oluyor. Yani daha çok hasar veriyor. Tabii kime hedeflediğiniz çok önemli. Alta basarak hedefliyorsunuz demiştim. Hani iki hedefiniz var, sadece birini kilitlendiniz, o zaman sıkıntı oluyor. Arkadan diğeri birine vurmaya çalışırken hedeflendiğinize yöneliyorsunuz falan. Onu iyi ayarlamak lazım. Zaten oyunun zorluklarından biri de böyle geliyor. Bu arada artık perilemeyi öğreneceğiz. E'ye basarak peri, yani size vuracağız darbelerini. Birincisi başarılı oldu. Space'e basıp şimdi sağ sol atlayacağız. Başaramadım. Pardon. Bana vuramamasını sağlıyorum. Space'e ve W'ye aynı anda basarak. Ya da A ya da S ya da D'ye. Şimdi peri'ye basıyoruz. Sonra da atak yapıyoruz. Tam o kılıcın, adamın üstüne kılıcın çıktığı anda vurmam gerekiyor. Bir türlü başaramadım onu. Birazcık zamanlama meselesi. Yine kaçırdım. Evet. 5'e basıp art sign'ını kullanacağız. Hedeflediğimiz kişi üzerine 5'e basıyorum. Şu an onu bayılttım. Gördüğünüz gibi savaş mekaniği inanılmaz iyi oyunun. Bu video tahmin ettiğimden uzun sürebilir çünkü daha tutorial'ın neredeyse başındayız. Evet, 3'e basarak sign'larımızı değiştirebiliyoruz. Bu defektlerin simgelerini gösteriyor bize. Quain'i defansif, yani savunma amaçlı olan sign'lardan Quain'i kullanacağız. Bir
şekilde başarabilsem. Neye basmam gerekiyor kullanmak için? 8. Şu an onun bizi attığı işlemedi fark ettiyseniz. 8'e bastığımızda. Evet, bir tane ne çıkardı? Bir yaratık çıkardı. Axie X2 ya da o sign'ı kullanarak. Bu arada CTRL'ye bastığımda oyunun yavaşlaması ayrı bir efsane. Hani oyun donmuyor Skyrim'deki gibi, yavaşlıyor sadece. 9'a basarak onu biz, yani bu sign ne işe yarıyor? Karşı taraftaki adamı sizin tarafınıza savaştırmaya yarıyor. Hemen 9'a basıyorum. Ve kendi tarafıma geçirdim. Gargoyle artık ona saldıracak. Öldü. Magical Trap. Yerden Yurdun sign'ını kullanacağım şimdi. Wow. Harcadı bildiğin. Evet, sign bu. 6'ya basıyormuşuz. Yere bir trap koyduk. Trap'e gelip dondu. Öldürücü darbeyi yapıyoruz şimdi. Bir sign'ımız daha var. Ignis sign. Bunu da 7 ile kullanıyoruz. Bunun hakkında rahmetine kavuşturduktan sonra tutorialımız devam ediyor. Tamam, chest'ten item'ları toplayacağız şimdi. Tıklamamız yeterli chest açmak için. Sol tıklama olsun, sol tıkıyla basıyorum. Take alıyorum, hepsini alıyorum. Şimdi bu aldıklarımız önemli item'lar. I'ya basıp açıyoruz şeyi. Bunları çift tıklayıp buradaki paketlere yerleştiriyoruz yani. 5 tane küçük cebimiz var. Bunlar da küçük item'lar. Onları oralara yerleştiriyoruz. Daha sonra bu paket'takileri ayrı ayrı yerlerde kullanacağız. Bu arada bu sistem de çok hoşuma gitti. 4'e basarak bu cepler arasında geçiş sağlıyor. Bakın şimdi dagger geldi. Tuzak geldi, bomba geldi. Şimdi bu adam üzerine tuzak kullanacağız. 4'e basıp, ha, R'ye basacağım şimdi. Bir daha R'ye. Ha, bu arada cepteki itemleri R'ye basarak kullanıyoruz. Bombaladık herifi, öldürdük. Şimdi trap istiyor bizden. Hemen 3'e basıp 4'e basıp trap'i getiriyoruz yere. R'ye basıp yine trap'i yere kuruyoruz. Gördüğünüz gibi ipler var etrafında. O buradan iplere takıldığında patlayacak o. Bir daha koyduk trap'i. O yine üstümüze geliyor. Yok oldu. Bunu inceleme yazısında da bahsetmiştim. Aynen şeydeki gibi. Talisman'da Tamer'ların kurduğu traplere benzetiyorum. Daha gelişmiş ve daha grafiksel olarak iyi olan diyelim. Şimdi de bıçak kullanmayı öğreneceğiz. Yine 4'e basarak cepler arasında geçiş yapıyoruz şimdi. Abi bize ateş topları gönderiyor. Sağlı sollu dodge'layarak bıçaklı. Oh. Şu an o da sign'lardan birini kullandı. Etrafında kalkan var. O geçene kadar beklemek zorundayım şimdi. Bu arada fark ettiniz mi bilmiyorum. Ekranın sağ alt köşesinde de şunu bir atayım. Target'ım bozuluyor sürekli. O yüzden oynanabilir. Zor işte. Öldü sonunda. Ha, sağ alt köşesinde de combat yazıları geçiyor. Hani şu kadar vurdu, bu kadar vurdu diye. C, level atladık, C'ye giriyoruz hemen. Buradan işte yeni skill'ler veriyoruz, hepsinin ayrı özellikleri var. Ben direkt şuna vereceğim, hiçbir önemi yok zaten, sadece tutorial yapıyoruz. Ha, bir de şey yapacağız. Mutant edeceğiz bunları, mutate edeceğiz. Enter'a basıyorum. Bir daha space enter. Exit diyoruz. Bu kısmı da halletmiş olduk böylece. Yaptık. Evet. Şu an tutorial'ın, denemenin, eğitimin, her neyse adı, onun sonuna geldik. Hemen tüm item'ları alalım. Şimdi bizden aldığımız iki potion içmemizi isteyecek. Kontrole basıyoruz yine. Basıyoruz ama olmuyor. Ha, bu arada burada tabii çıkabiliriz ya da şu kırmızının içine geçip yeni şeye başlayalım. Meditation'a basıyorum bu arada. Drink potions diyeceğim. Olan potionları geçeceğim.
Potion'ımızı da içtik. Tamamdır. Bir potion daha. Az önce hangisini içtiğimi hatırlamıyorum. Sonra. Bakayım. Abi. Mavisini mi içmiş? Ha, mavisini içmişim. Şimdi beyaza geçeceğiz. Şunu geri bırakabiliyor muyuz? Neyse biz yine içelim ya. Bir şey olmaz. Zaten alkolik. Tamam. Tutorial'da şimdiki rakiplerimi öldükten sonra bırakabilirim. Escape'de çıkıyoruz. Bu arada ekranın üst orta yerinde gördüğünüz gibi potion'ların 10 dakikalık süresi var. Hemen buraya geçip tutorial'ı başlatıyorum. Sonunu başlatıyorum tutorial'ın. Şimdi rakipler gelecek üstümüze. Bire basıp kılıcımızı çekelim de. Ha, kolay oldu gayet. Bu arada az önce o chest'ten iyi item'lar çıkmış mıydı ya, ona bakalım da. Fazla bir şey çıkmamış. Tabii cebimizdeki item'leri de kullanmanın zamanı. O gelmeden kaçabilirsem iyi olacak. Bu abi bayağı iyi kılıçlarıyla. Neredeyse öldürdü beni. Biraz dikkatli davranmazsın. Bir tuzak daha. Kaç baba kaç. Şimdi sıra sende. Hatta koyup kaçabilirsem. Hadi patlat onu. Çok güzel. Bunu da hallettik. Hadi bakalım. Hala geliyorlar. Aa, bu garibimin şeyi var. Bow'u var. Crossbow'u var elinde. Sen çekene kadar. Bu adam... Bu ne ya? Haksızlık bu! Tutorial'ın da sonuna böylece gelmiş olduk. Aa, burada bu arada bu kadar çok şeyin gelmesinin sebebi, hani sürekli gelmesinin sebebi oyunun zorluk seviyesini size göre ayarlamak için de. Hani ilk NPC'de olsaydık bize kolay zorluk derecesi verecekti. Ama ben birkaç tane daha kestim, o yüzden normali verdi bana. Bu iş böyle yani. Oyun böyle, güzel bir oyun. Tavsiye ederim. İncelemesini yazdım, okursunuz. İncelemeyi okuduysanız zaten bunu izlemişsinizdir şimdi de. Gayet güzel bir oyun ve birazcık değer verilmeyi hak ediyor. Yiğit öldürelim, hakkını yemeyelim. GameShifter'dan bu kadar. Ben Burak Bek. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, yorum yazmayı ve takip etmeyi unutmayın.